Biraz XRP hakkında konuşmak istiyorum. XRP'nin son zamanlarda SEC mahkemelerinde yaptığı iyi çıkışlar olsun, grafiğindeki boğasal görüntüler olsun gerçekten güzel bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum şu anda. XRP'nin sizlerle birlikte son zamanlarda yaptığı çıkışlarda çıkabileceği fiyat hareketlerine, potansiyel fiyat hareketlerinden bahsedeceğim. Ayrıyetten bu sanırsam kripto para marketinin tarihindeki en büyük boğa bayrağı formasyonlarından bir tanesi olabilir. Gerçekten çok devasa bir formasyon göstereceğim sizlere aylık grafik üzerinde. Ondan bahsedeceğim sizlere. Yani sizlerle beraber uzun, orta ve kısa vadede XRP için fiyat hedeflerinden bahsedeceğim. Ayrıca sizlerle birlikte XRP'de bir de pozisyon açmak istiyorum. O yüzden bu pozisyonun giriş seviyelerini ve kar alma stop noktaları gibi seviyeleri de merak ediyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca bildiğiniz üzere son zamanlarda altcoin'leri daha yoğun bir şekilde günlük teknik analiz videoları yüklemeye başladım. Gala olsun, Link olsun, Solana olsun bu coin'lerin de teknik analizlerini izlemek için kanalıma gidebilirsiniz. Gerçekten çok güzel videolar olduklarını düşünüyorum onların da. Dediğim gibi XRP'de bir işlem açacağım. Ben bu işlemi BingEx borsasında açmak istiyorum. BingEx borsada sadece kripto para var değil. Aynı zamanda Forex hisse senetleri ve MTL'larda da işlemler açabiliyorsunuz. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde 150 kaldıraca kadar kullanma imkanı sunuyor. Bence bu harika bir özellik. Ayrıca açıklamada iki farklı BingEx'e kayıt linki bulunuyor. Bunlardan bir tanesi öncelikle o bağlantıyla BingEx'e kayıt olursanız sizlere bir Cadılar Bayramı için özel bir çark çevirme hakkı veriyor sizlere. Bu çark çevirdiğinizde 1000 USDT'ye kadar kazanma ihtimaliniz olabiliyor. İkinci bağlantıyla BingEx'e kayıt olursanız benim bağlantıma kayıt olup depozit yapan ilk 200 kişi ücretsiz 100 USDT kazanıyor. Bonus olarak direkt hesabınıza geçiyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Kesinlikle bu fırsat kaçmaz. O zaman artık daha da fazla uzatmadan XRP'deki fiyat aksiyonlarına bir bakalım. Fiyat analizlerimize bir geçelim. Öncelikle ben uzun vadede başlamak istiyorum. Uzun vadeden sonra orta ve kısa vadeye bakacağız. Ancak analize geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup çanları açmanızı istiyorum. Bu gerçekten bizlere hem bu tarz teknik analiz videolarının devamını çekmemizde gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı olurken sizler de kanala abone olup çanları açarsanız hiçbir şekilde video kaçırmazsınız. Öncelikle buradaki aylık grafik üzerindeki sizlere bahsettiğim kripto para tarihindeki en büyük boğa bayrağı formasyonu olan formasyondan başlamak istiyorum. XRP'nin burada yaptığı %11 binlik gerçekten büyük bir yükseliş olduğunu görüyorum öncelikle. XRP'nin içinde bulunduğu boğa bayrağı formasyonu potansiyel fiyat hedefini belirlemek istesem ben buradaki çektiğim fiyat çizelgesini kırılımın yaşanabileceği noktaya koymak isterim. Bu da bana fiyat hedefi olarak XRP'de gerçekten çok çok uzun vadeli 500 dolarlık inanılmaz astronomik bir rakam veriyor aslında. XRP'de 500 dolarlık bir fiyat hedefi vermemin gerçekten çok çılgınca olduğunu biliyorum. Ancak ben bu fiyat hedefine en azından 2026 senesine kadar da ulaşacağımızı düşünmüyorum. XRP'nin kesinlikle gerçekten çok ama çok uzun bir yolu var sanırım bu fiyat için. XRP ayrıca şu anda bulunduğu boğa bayrağı formasyonun içerisinde ayrıca bir kul fincan formasyonu da sergiliyor olabilir. Burada bir kul fincan formasyonun oluşması durumunda potansiyel fiyat hedefine de bakmak istiyorum. Buradaki low noktasından en tepe noktaya bir fiyat çizelgesi çektiğimde bunu kırılımın yaşanabileceği yere koyuyorum. Ve aslında gerçekten bize önümüzdeki boğa marketinde ulaşabileceğimiz bir fiyat hedefi veriyor. 12 dolarlık bir fiyat hedefi gerçekten XRP için makul bir fiyat hedefi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ben XRP'nin buradaki fiyat hedefine 2024'ün sonlarında ulaşmasının ihtimaller içerisinde olduğunu düşünüyorum. O zaman hadi sizlerle biraz da daha kısa vadeli pozisyonlara bakalım. XRP daha kısa vadeli neler yapabilir? Ben buradaki grafiğe geçtiğimde XRP'de ilk gözüme çarpan şey yaklaşık olarak son 10 mumdur. Yani bu 10 günlük grafikte yaklaşık olarak son 10 gündür XRP'nin bir yükseliş trendi içerisinde olduğu. XRP burada güzel bir şekilde yükselirken 0.62 ile 0.63 cent arasında gerçekten lokal bir direnç seviyesi de karşı karşıya aslında. Ayrıca XRP'nin burada bir direnç seviyesinde, düşen bir direnç seviyesinde yükü üstünde çıktığını görebiliyoruz. Başarılı bir şekilde kırdığını görebiliyoruz. Ve burada gözüme takılan bir destek seviyesi ise 54 sent civarında bulunuyor. Bu lokal destek seviyesinden desteğini almış durumda. O zaman burada direnç seviyelerini belirlediğimize göre açabileceğimiz bir long pozisyonda XRP'deki fiyat hedeflerine bakmak istiyorum. Benim için öncelikle ilk kâr alma noktası 63 sent civarlarındaki direnç seviyesi. Ve ben XRP'nin de sene sonuna kadar aslında realistik olarak bir fiyat seviyesi, bir fiyat potansiyel hedef vermem gerekirse bu 70 sent civarları olurdu. Yani burada aldığı momentuma göre önümüzdeki bu 2 aylık süreçte 70 sente ulaşabileceğini düşünsem de alabileceğim momentuma bağlı olarak bu 80 ila 85 sente kadar da çıkabilir. Yani buradaki direnç seviyesinin en üst seviyesine kadar görebiliriz XRP'yi. O zaman daha da fazla lafı uzatmadan hadi BingEx'e giderek bir XRP long işlemi açalım birlikte. Bu sizlere burada XRP'de nasıl bir işlem açabileceğimi göstermek için açtığım bir işlem. Ben burada gerçekten çok yüklü bir kaldıraç kullanmak istemiyorum açıkçası. 10 kaldıraç benim için bu işlemde yeterli olacaktır.
Ben burada kaldırıcımı ayarladıktan sonra yaklaşık olarak 100 dolarlık bir bakiye ile sizlere nasıl bir işlem açabileceğimi göstereceğim. 100 dolarlık bir bakiye ile 10 kaldıraç demek 1000 dolarlık bir işlem hacmine eşit aslında. Yani buradaki fiyatın eğer %10'luk bir yükselme durumu olursa benim buradaki işlemim kazancı %100 olacak. Yani 10 kaldıracın mantığını böylelikle çözebilirsiniz. Ayrıca buradaki işlem açmadan önce size hatırlatmak istiyorum ki kanalımda Bingex'i anlattığım harika bir eğitim videosu bulunuyor. İçerisinde trade stratejilerinden de bahsettim. Gerçekten çok açıklayıcı ve eğitici bir video paylaştım kanalımla. O Bingex videosunu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca dediğim gibi Bingex aşağıda verdiğim bağlantılarla kayıt olabilirsiniz. Gerçekten bu fırsatlar her zaman gelmiyor. Dediğim gibi ben burada işlemimi açtım. İşlemin açık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sizlerle verdiğim kâr alma noktalarına geçelim. Benim kâr alma noktalarım sırasıyla ilk bahsettiğim kâr alma noktam 63 sent. Daha sonra ise 70 sent geliyor onun ardından. Kâr alma noktası 3 ise benim için 81 sent civarı olacaktır. Ben buradaki 3 noktayı kâr alma noktası olarak kullanacağım. Ayrıca 54 sent seviyesinde bir stop loss olarak kullanabilirim. Böylelikle gerçekten güzel bir stop loss noktası elimde olacaktır. Ayrıca sizler de kriptoda sizlerin yerine trade eden bir yapay zeka botuna erişmek istiyorsanız aşağıda ücretsiz bir Telegram grubu bıraktım. Yapay zeka burada bizlerle birlikte ücretsiz sinyaller paylaşıyor. O gruba da katılmayı unutmayın derim. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Ekranda çıkan herhangi bir videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak ve çanları açarak hiçbir gelecekteki teknik analiz videosunu da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.